Kırıkkale'den geliyor. 27 yıllık evliliğimi, çocuklarımı, torunlarımı hiçe saydım. Mustafa ile evlendim. 27 yıllık evliliğimi sadece Mustafa için bıraktım. 3 yıl önce beni terk etti. Mustafa'yı istiyorum dedi. Bir garip evlilik hikayesi sevgili seyirciler. Mustafa Korkmaz'ı bulduk. Şu anda telefon hattında. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Kaç yaşındasınız? Bir de sizden duymak istiyorum. 39. 39. Eşiniz evet. Kaç yaşında? 63 olması lazım 63. Şu an. 63. Öncesinde bir yıllıkta bir ilişkiniz olmuş. Neden ya Ayten bakalım, Hanım'la... Esra Hanım. Ayten Hanım'la neden beraber oldunuz? Yani gerçekten bunu çok merak ediyorum. Kimse yanlış anlamasın. Şimdi hani... Çok böyle kafamda oturtamıyorum. Sizin bu kadınla beraber olmanızın amacı nedir? Hayır, kızıyla beraber bunlar böyle bir örgüt gibi, tamam mı? İşleri güçleri yalan, çete. Çetenin içine düşünce farkına vardım. Bana dünya eşyamı zaten yaşayan emniyetinde, Kırıkkale yaşayan emniyetinde de var. Bunun eşyamı çaldılar. Tekrar eşya aldım, borçlandım. Bir dünya borcun içindeyim şu an. Oturaydı. Adamına hayır, da oturaydı. Ben Mustafa Bey şunu merak ediyorum. Adamına da oturaydı. Peki nasıl tanıştığınızı anlatır mısınız? Yani hani bunu durup dururken gökten zembille inmedi bu kadın. Nasıl tanıştınız? Nerede arkadaşlığınız başladı? Yakındı zaten. İlk baş kızıyla falan tanıştık. Sonra bu başıma şey oldu. Bela siz oldu. Siz ilk kızıyla mı arkadaştınız? İlk kızı diye beni ilk baş bu kendi kızına diye tanıştırdı. Sonra bu başıma bela oldu. Yalan söyleme, yalan söyleme, yalan söyleme. Sizi ona bir boşaldı, yalan söyleme. Bir dakika. Seni kandırma ya. Kandırma bir Emirak şimdi de kandırma. Bir dakika. Kimse yapmasın sana. Ayten teyzeciğim. Şimdi kızıyla. Yalan söyleme. Bir dakika söylesin. Kızıyla nasıl tanıştırdı ya? Bütün o en başından itibaren bir anlatır mısınız? Bunlar aile boyu kardeşim. Siz kızıyla flört ettiniz mi? Geldiler. İş yerinin kamera kayıtları. Eski iş yerime geldiler bana işte. Siz yalan ilk tanıştığınızda Ayten'in kızıyla flört ettiniz mi? Ya ben ciddi olarak yalan, şey... Yalan Ayten'in kızı, yalan hep yalan. Benim kızıma yalan. Alın Ayten teyzeyi. Ayten teyze çık dışarı ben konuşacağım bak. Olmaz. Önce benim bir dinlemem lazım. Şimdi şunu anlatın. Seni kızıyla tanıştırdı. İlk baş kızı diye sonra bunlar kızıyla beraber çöreklendiler kardeşim. Sonra annemle evleneceğim, annemin başına çöktüm falan diye yalan söylediler. Evet. Emniyete, iş yerine her türlü rezilliği yaptılar. Ben neye uğradığımı şaşırdım bir anda. Peki nasıl bir mesela... Ben biraz yıl falan kız bundan falan gezmedim. Siz... Ben başıma çörek... Benim insan gibi ya, evime gelip be. Ertesi akşam kapının kilidini kırıp eşyamı topladım. Evde evlenmeden önce yaşadınız mı? Hayır. Yaşamadınız. Peki sana ya yani... Onun hayatı yalan, onun her şeyi yalan. Abicim bak abicim diyorum da hani sen laf ola. Yalan, şimdi yalan. Sen bir kadınla aynı evde yaşamıyorsan, aranda bir gönül ilişkisi varsa bunu ispat etmek çok kolay. Senin iş yerine gelip rezillik yaptığını söylüyorsun. Sizi zorla mı nikah masasına oturttular? Biraz öyle oldu. Zorla oldu. Çünkü zorla olmaz. Her gün iş yerine benim her gün iş yerime gelir. İş yerini bağlatıracağım, Mustafa Bey daha ne? Ya ben en işi bıraktım zaten, bir yıl içinde işi bıraktım ben. Tamam, bir yıl... Peki, benim hiç onların... Benim kızımı suçu yok. Peki, benim onların evinde... Yok, Ayten ablayı alabilir miyiz? Ben çok zor yayın yapıyorum, lütfen. Ayten Hanım'ın evinde kızıyla ve torunuyla aynı evin içinde yaşamışlığınız var mı? Var. Fotoğraflar da var. Peki kaç yıl böyle yaşadınız? Bir yıl sürdü sürmedi. Ben zaten diyorum ya attım zaten. Ben attım. Evi de bıraktım. Her şeyi de bıraktım. Ben kendimi kurtardım. İşi de bıraktım. Her şeyi terk ettim. Ben onun yüzünden tazminatımı da alamadım. Her şeyimi alamadım. Benim hayatım kaydı. Ben viran oldum yani. Benim peki, hayatım bitti. Şu an bitti benim hayatım yani. Flörtten sonra
Şimdi sizin iddianız Ayten beni zorla kızıyla teşkilatlı nikah masasına oturttu. O nikah nasıl kıyıldı ya? Hayır deseydiniz, ben evlenmek istemiyorum, baskı var, tehdit var deseydiniz. Kardeşim her gün rezillik, her gün iş yerine gelme. Bir an psikolojiniz kalmıyor sizin. Neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. Bak bunlarda büyücülük var, hap var, her türlü bir rezillik var bunlarda. Şimdi Mustafa Bey, daha netleştirmek adına nikah masasına oturduğunuzdaki tehdit neydi? Tehdit neydi? Kızı mı tehdit etti sizi, annesi mi? Bakın, seni iş yerinden kovdurttular zaten mı? Zaten bırakmak zorunda kaldım hanımefendi. Tamam, zaten. Mustafa Bey. Karlarla gittim, karlarla gittim. Bir dakika, Mustafa Bey. Sen o Kırıkkale'den kaçsaydın hemen. Bak şimdi kaçmışsın ya evliyken. O zaman da kaçsaydın. Ben defalarca tayin belgesi verdim, kabul olmadı. En son işimi bırakmak zorunda kaldım. Peki ceza... Resmi nikahlı eşiniz Ayten Hanım'a mektup yazdınız mı? Hayır. Ama hanımefendinin gelirken getirmiş olduğu ekip arkadaşlarımın şimdi bana ulaştırdığı bir takım mektuplar var. Ya onların hepsi uydurmadır. Onları hazırlamıştır. Onları bir çete. Hayır, ben bakın. Ben mektup falan yazmadım. Bana mektubu da gelmedi, yazmadım daha efendim. Ama şimdi bakın, bunların üzerinde cezaevinden gelmiş olduğuna dair damgalar da var. Siz yani buradan onlar her şeyi yaparlar. O Hümeyra adındaki bir çocuktan Hümeyra adındaki bir çocuktan bahsediyorsunuz. Bu Hümeyra kim? Kızının çocuğu. Bilir miyim? Ya ben şunu dinlemek istemiyorum. Bakın ben zaten rezil Hayır. oldum. Bakın. Ben bu kadınla ilgili bağlantıda daha kurmak kader istemiyorum. Kim? Daha da aramayın lütfen. Bir dakika Mustafa Bakın, Bey, kader kim? Kızı. Kızı, siz ama bu mektuplarda hanımefendiye evliyken nasıl hitap ediyordunuz? Ayten mi diyordunuz yoksa farklı bir isim mi kullanıyordunuz? Bakın ben rezil oldum, beni sürdürmek istemiyorum. Hanımefendi, beyefendiciğim, Leyla diye hitap ediyor muydunuz eşinize? Hayır. Bu mektuplarda Hümeyra'yı, yani o küçük kaderin çocuğunu, Hümeyra'yı çok özlediğinizi, çok merak ettiğinizi, kızına halini hatırını soruyorsunuz. Bol bol selam söyle. Hatta hayır ya. Bakın, burada bunlar görevli damgaları uydurup. Da var. Bakın, siz bu mektuplarda Ayten Hanım'dan para da bakın Ayten Hanım'dan bu mektuplarda ya bana harçlık da gönder, bana buradan yardım ol diye de gayet sevgi dolu mektuplar bunlar. Neden resmimi de kaldırır mısınız lütfen? Ekranı. Tamam, kaldırsınlar resminizi. Bakın bu mektuplarda yani bir eşin cezaevinden karısına yazacağı satırlar var. Hani Leyla'm nasılsın, kızlar iyi mi, geride bıraktıklarım nasıl? Sonra cezaevine girme sebebiniz nedir? İşim gücüm yok benim. Aynısını size de göndereyim belki cezaevine... Benim kızımdan aldım paraları, yedirdim sana. Kızımı tırnağı ona baksa tırnağı. Hizmet davası, kişisel hakları, incitme her şeyi. Çünkü benden izinsiz siz bu programa bunu alıyorsunuz. Yani bunu ben rezil Beyefendi, oldum. Eşinizin... sizinle alakalı, sizin bulunması konusunda yapılmış bir kayıp başvurusu da var. Bakın Mustafa Bey, 39 yaşındasınız, bir hayat arkadaşı seçmişsiniz. Bahsettiğiniz şeyler o kadar, sizin iddia ettikleriniz o kadar önemli ve ciddi ki, diyorsunuz ki baskı, tehdit ve zorla beni bir insan nikah masasına oturttu. Ben de size sormak istiyorum, bugüne gelene kadar, çok özür diliyorum. Neden adaleti kullanmadınız, niye gitmediniz kanuna? Niye tehdit ve baskıdan bahsetmediniz de şimdi rezillikten bahsediyorsunuz? Şunu kabul edin. Ya kardeşim, aşkın yaşı yok. Ben bu kadını böyle de olsa sevdim. Ama artık benim için bitti ve kurtulmak istiyorum derseniz başka. Ama siz bu kadının sizi ve kızının zorla nikah masasına oturduğunu, bu evliliğin tehdit ve baskıyla olduğunu söylüyorsunuz. Buraya gelene kadar nikah masasına nikah memurunun önünden geçmişsiniz. Karakollara gidersiniz, uzaklaştırma alırsınız. Cezaevinden böyle mektuplar yazmazsınız. Ya boşanmak istiyorsanız da buyurun.
Şimdi iddia ettiği gibiyse de boşanmaya da gerek yok. Evliliğin iptaline gidersiniz ama ben şuraya şaşırdım. Az önce kardeşiniz bağlandı. Dede Bey sanırım. Kardeşi yuvayı bozan bir dakika. Kardeşi. Mustafa Bey siz arıyorsunuz ve bir resim atıyorsunuz. Ben 24-25 yaşında biriyle evleneceğim diye. Kimin resmini attınız? Kandırdım da ben korkmayı yedim diye. Bakın. Ha? Ben oradan mı sana bir resmini yedim? O kendileri... Ben bunu engelledim telefonla. Sizin cezaevine giriş sebebiniz Ayten Hanım ve kızı mı? Evet, Şaban, benim hiç. Ya beni mahvet diye. Ama mektuplarda bambaşka, kız, çok daha farklı isimlerden bahsediyorsunuz. Hesabınıza bir takım insanların yatırmış olduğu paralardan ve o insanların size mağdur... Hayır, Mustafa Bey. Boşanacağım zaten. Lütfen. Ben boşanmayı istiyorum bundan. Mustafa Bey, bakın. Şimdi hangi... Ya benim rezil oldum, aramayın ya. 50 milyar tazminat verirsem. Hayır. Bu bitti, bak görüyorsun tazminat hala. Seni tazminat. Bana iyi var. Bir dakika. Bana tazminat ver. Beni şöyle ya her şeyleri bunların üzerine kurulmuş. Boşanma, boşanma. Neden boşanma? Anlamıyorum ki. Niçin eşinize boşanma davası açmadınız bu 3 yılda? Ya açıldı ben. Bakın ben daldan dala sürüklendim, ben neye uğradığımı şaşırdım. Ben, benim cebimde 5 kuruş yok, ben avukata verecek para. Şu an yeni kendimi toparlıyorum ben. Yalan iyi, daha kötü ol, kurban oldum valla, daha kötü et sağla. Bu kendi ne diyor, görmüyor musun? Hani seviyordunuz siz, diyordunuz. Seviyorum, yine seviyorum, niye ona kadar konuşuyor? Kapatıyorum, daha da aramayın, bunu da yayından kaldırır mı dediğin takım. Ben kızım arkadan düşmüyor, oğlum arkadan düşmüyor ben. Ben onun arkadan düşmüyor, o benim düşmüyor bana o. Mus, kapattı telefonu. Ya şimdi kafamda o kadar çok soru işareti var ki, şimdi mesela abi bağlandı, diyor ki... İşte cezaevine girme sebebi o. Şimdi mektuplara baktığımda cezaevine girme sebebini kendi elleriyle başka isimlerden dolayı cezaevine girdiğini söylüyor. Vallahi he, yalan, yani yalan, yalan. Sizin ona mektuplar yazmışsınız, yalan, o size mektuplar oldum, yazmış. Yalan. Bazen bak, diyorlar ya. Sakat ikisini darısını verdim vallahi yalan. Söz mesela boşanma. Yalan bacım iftira yalan. Sizin. Bunu kardeşim yüzünden girdim diye geldi aradı geldi geldi. Sizin evinize hiç geldi, mahkeme evrağı geldi mi? İyi. Sizin evinize hiç. Bir mahkeme evrağı geldi mi? Hiç gelmedi. Yani Mustafa senden boşanmak istiyor diye vallahi böyle... Vallahi billahi gelmedi yalan. Sen hep aynı yerde mi oturuyorsun? Ben yakın aynı yerde oturuyorum. Hayır hayır. Şimdi sen Mustafa ile yaşadığın bir ev vardı ya... He. Hala o evde mi oturuyorsun? Aynı o evde kızım, yani, aynı o. Adresin belli, belli. Yerin belli. Bir boşanma davası açılsa... Senin ikametgahın orası olduğu için o evraklar nereye gelir? Daha gelir. Bana sana yalan, gelir. Yalan, yalan. Peki, pazartesi... Ayten teyzeciğim, tamam. Teşekkür ediyorum. Pazartesi devam edeceğiz yayına kaldığımız yalan, yerden. Yalan. Şimdi yalan doğru hepsi çıkar ortaya. Çok önemli. Bu arada... Sana bir şey diyeceğim. Tamam. Hadi pazartesi devam ediyoruz. Gel ekip arkadaşlarım alsın seni arka taraftan. Pazartesi de devam edeceğiz. Bu arada...